Şimdi tabii ki biz sezon başı arkadaşlar, gerçekten bu bir mazeret değil ama erken başladık. Belki herkes tatildeyken biz antrenmanlar yaptık. Hazırlık maçları oynadık erkenden. Bizim normalde baktığınızda öncelikle güzel bir çalışma yaparız biz. Bunun fizik kondisyon üstüne. Ondan sonra da yurt dışına biz şeye gideriz. Maçlara, hazırlık maçlarına ve ondan sonra lige hazırlanırız. Biz pandemi olmadan önce ve Avrupa kupalarına gitmeden önce ilk başladığımızda, bu geldiğimizde direkt Avrupa kupaları oynamadan biz lige girdik. Ve o seneye de takip ettiniz zaten, biliyorsunuz, şampiyonluğu oynadık. Neden? Avrupa kupaları oynamadığımız için, önceden maç oynamadığımız için, önceden sakat vermediğimiz için her şey gayet iyi şekilde gitti. Çünkü Avrupa kupaları da olmadığı için çok iyi şekilde lige konsantre olduk ve lige ilk yarıyı lider bitirdik. Gayet mükemmel şekilde bitirdik. Ondan sonra bizim esas sıkıntımız pandemiden sonra oldu. Bizim esas şeyimiz şöyle. Bizim en büyük sıkıntımız arkadaşlar, şu andaki yaşadığımız en büyük sıkıntı bizim taraftar. Yani bizim mutlaka taraftarımızı kazanmamız gerekiyor. Çünkü bizim o sezonlar oynadığımızda, şampiyonluğa gittiğimizde taraftar ve futbolcular arasında inanılmaz bir iletişim vardı. Çok iyiydi, çok iyi bir uyum sağlanmıştı, mükemmeldi. Tahminime göre 435 gün biz kendi sahamızda yenilmedik, mağlubiyet almadık. Çünkü neden? Çok büyük bir taraftara sahiptik. Taraftarımız gerçekten mükemmeldi. Şimdi bizim taraftara ihtiyacımız var. Gerçekten ihtiyacımız var. Özellikle de şu maç, oynayacağımız ilk maç bizim için çok önemli maç. Ve taraftarın kesinlikle gelmesi gerekiyor. Ve taraftarımızla biz bütünleştiğimiz zaman da çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Yani yürekten inanıyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir güç. Son maçlarımıza baktığınızda, özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlara baktığınızda çok az bir taraftar geliyor. 3000'i bile geçemedik taraftar olarak. Onun için taraftar gruplarımız, herkesin bir böyle güzel bir şekilde birleşmesi gerekiyor. Kulübümüzün böyle bir birleşmesi gerekiyor ve taraftarlarımızı kazanmamız gerekiyor. Onun için de buradaki yapacağımız ne varsa onu yapmamız gerekiyor. Tabii ki takım her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Yani sıkıntı yaşanabilir. Bakın, bizle beraber Avrupa Kupa maçları oynayan, bizden daha bütçesi, her şey daha büyük olan takımlar bile sıkıntı yaşayabiliyor. Onun için yani böyle şeyler gayet normal bir şey. Yani futbolun içinde olan şeyler. Ama taraftar dediğiniz taraftar iyi gün dostu değildir. Taraftar her zaman olması gerekiyor. Taraftar böyle zor günlerde şey olması gerekiyor. Takımına sahip çıkması gerekiyor. Birlik beraberlik içinde olması gerekiyor. Onun için de buradaki şeyin birinci konuşmak istediğim şey bu. Yani taraftarla ilgili konuşmak için bunu yapıyoruz. Basın toplantısının başı bu. Çünkü çok önemli. Hele hele bu haftaki maç çok önemli. Biliyorsunuz, taraftar da serbest bırakıldı. Yani bizler artık o taraftarlarımızın hepsini tribünde görmek istiyoruz. Çünkü takımın gerçekten taraftarlara ihtiyacı var. Coşkuya ihtiyacı var. Belki onlar bizim bu puanlar kaybettiğimiz maçlarda galipken, puanlar kaybettiğimiz maçlarda belki onlar olsaydı, onların desteğiyle biz o maçları da belki de rahatlıkla bitirebilirdik yani. Onun için de şu anda bizim en çok ihtiyacımız taraftar. Onları da tribünde görmek istiyoruz. Bizler de elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz taraftarla ilgili ki beraber yine bütünleşelim, yine güzel mutlu günlere tekrar yolumuza devam edelim. Bir kere takımımızla ilgili kesinlikle bir kafasında kimsenin bir endişesi olmasın. Dediğim gibi biz geçen sezon bundan daha zor durumdaydık. Yani sıkıntılı durumdaydık. Sakatın oluyor, cezalın oluyor, başka şeyler oluyor. Bayağı şeyler yaşanıyor. Onun için biz yine geçen sezon, bundan önceki sezonlar ne yaptıysak aynı şekilde ligi bitireceğimize ben yürekten inanıyorum ve takıma, oyuncularıma, yönetimimize güveniyorum. En çok da taraftara güveniyorum. Onları da dört gözle bekliyoruz. Biz ekip olarak, ben ve ekibim olarak biz kendimizce bir hedefimiz vardı.
bizim en kötü burada kaldığımız sürece, çalıştığımız sürece takımımızı ilk 5'in içine sokmaktı. Ve Avrupa kupalarına götürmekti. Biz bunları yaptık. Gayet mükemmel şekilde yaptık. Herkesin farklı düşündüğü şekilde, olmaz dediği şekilde yaptık. Belki de son 10 yılda Anadolu'da Avrupa kupalarına giden, üst üste giden takımız biz. 2 sene üst üste Avrupa kupalarına gittik. Ve oralarda da Türkiye'mize çok puanlar kazandırdık. Ama öyle maçlarda oynadık ki, öyle sıkıntılı maçlarda oynadık ki, özellikle tek bir tanesinin örnek vereyim. Tel Aviv maçı. Mesela orada oynadığımız maçta 2-3 tane yedekle gittik. O kadar sıkıntılar yaşadık. Yani bize çok maç oynattılar. İşte Trabzon'da maç oynadık. Bir gün sonra buraya geldik. Bir gün sonra öbür gün İsrail'e gitti takım. Ve orada da sıkıntılar yaşandı. Yedek sıkıntısı yoktu. Kalecimize bile forma yaptırdık. Böyle sıkıntılar aşarak biz bir yerlere geldik. Onun için biz bunu da aşacağız. Bunu da aşacağız. İyi yerlere kesinlikle geleceğiz. Ama birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Herkesin birbirine destek vermesi gerekiyor. Özellikle de hep üstüne basa basa söylüyorum, taraftar. Yani onu mutlaka ne olursa olsun kazanmamız gerekiyor. Onlarla beraber güzel günleri yaşamak istiyoruz. Tekrar aynı şekilde. Çünkü daha önce de söyledim. Bize düşeni yapıyoruz her türlü oyuncularımızla beraber. Ama bazen şanssız şeyler yaşanabiliyor. İşte bunu da biz bu hafta kırmak istiyoruz. Onun için de bu hafta mutlaka taraftarlarımızı, özellikle söylüyorum, maça bekliyoruz yani. En önemli şey bu. Şimdi bunun dışında belki bilmiyorsunuz. Ben önümüzdeki maç cezalıyım, biliyorsunuz. Belki bilmiyorsunuz. Şimdi benim ceza aldığım nedenler, arkadaşlar, benim ceza aldığım nedenler sadece bize yapılan haksızlıklar, yani haksızlıklar derken hakemle arkadaşlarımızın maalesef belki isteyerek yapmadılar ama yapılan hatalar, işte en son oynadığımız maç, Başakşehir maçı, bize göre gayet normal bir gol. Gayet herkesin kamuoyunda baktığınızda normal bir gol. Ve benim hakem arkadaşımıza itiraz etmem de gayet normal. Yani öyle bir golü vermezsen tabii ki ben sana itiraz edeceğim. Ama sen de bana anlatabilirsin. Yani söyleyebilirsin, görmedim veyahut da öyle gördüm diyebilirsin. Ama ters bir şey söylediği zaman, o zaman biz de tabii ki ister istemez tepki gösteriyoruz. Yani birincisi bu. İkincisi kart gördüğüm kart, Trabzonspor maçında gördüğüm bir kart. Ve o da bize göre penaltı değildir. Adana Demirspor maçındaki pozisyon bana göre kesinlikle penaltı değildir. Bana göre değil, kamuoyunun veyahut da şeylerin gördüklerine göre. Ben hiçbir zaman hakem arkadaşlarla ne bir küfür, ne bir hakaret veyahut da kötü bir şey kesinlikle söylemiyorum. Ben sadece takımımızın hakkını koruyoruz. Onu söylemek zorunda kalıyoruz. Yani onu söylemediğiniz zaman da, yani kusura bakmasınlar, ben hazmedemiyorum. Yani öyle haksız olayları, göz göre göre olan olayları ben hazmedemiyorum. O yüzden de tabii ki mecburen bir tepki gösterebiliyorsunuz. Ama bu tepki kesinlikle öyle yüksek boyutlara giden bir tepki değil. Ama arkadaşlar büyütüyorlar. Gerçekten kendileri büyütüyorlar. Özellikle de Adana Demirspor maçında kendileri büyüttü, hakem arkadaşlarımız büyüttü. Onun yüzünden taraftarlarımız ceza aldı. Yani biz bir kere hiçbir takımla bir alışveriş bir şeyimiz yok. Ne hangi takım olursa olsun biz maçımızı çıkıyoruz, maçımızı oynuyoruz. Hiçbir kulüple de bir şeyimiz yok, art niyetimiz, sıkıntımız veyahut da kulüplerden kaynaklanan bir sıkıntımız yok. Kesinlikle yok. Ama tabii öbür türlü de hakikaten baktığınız zaman da gerçekten böyle, yani çok haklı olduğumuz için biz bunları bazen kamuoyuna getiriyoruz. Bakın ben şey maçından sonra hiç konuşmadım bile, getirmedik bile. Bugünü bekledik yani sakince konuşalım diye. Başakşehir maçındaki golü veyahut da ondan önceki yapılanları ilk defa gündeme getiriyoruz.